Hepinize merhabalar arkadaşlar. Doruk Akademi'nin 3 boyutlu kahve çizimlerine hoş geldiniz. Ee, bugün 14. çizimimizle beraber karşı karşıyayız. Şimdi şöyle bir çizimimize baktığımızda arkadaşlar şöyle e, şuradan bakacak olursak şöyle çizmeye çalışayım da ben tabi tam çizemeyeceğim yine her zamanki gibi. Bilenler biliyor nasıl çizdiğimi. Şöyle tabii burası şöyle yuvarlak. Şöyle bir şey arkadaşlar. Şurası şöyle paralel. Şöyle bir görüntümüz var. Muhtemelen şu aşağıdan dışarı çıkıyor burası. Dışarı çıkıyor gibi düşünüyorum. Çünkü şu hizayla şu hizaya aynı alacağım. Ee, doğal olarak burası 63 ise 16 buraysa. Yani şuranın uzunluğu şuradan daha fazla olacak muhtemelen. Yani 47'den daha fazla olacak. Yoksa aynı mı oluyor? 47, 16 daha. 40 50 63 aynı oluyormuş O zaman burayla bura aynı düzeyde olacak arkadaşlar. neyse bunu sonra yaparız ama ilk başta şu profili çizip Ondan sonra e, şurayı delip şuraya e, şöyle bir Bize doğru e, Z yönünde bir e, Şey vereceğim e, Katılama vereceğim yükselteceğim burayı Burayı yükselttikten sonra da Eee şuraya bir e, sketch açacağım. Bu skeci açtıktan sonra da gene Z yönünde bir katılama uygulayacağım. Şöyle hemen geçelim arkadaşlar. Start Mechanical Design Part Design kısmından yeni bir part açıyoruz. Herhangi bir plane seçip Sketch butonuna tıklıyoruz ve sketch butonuna tıkladıktan sonra hemen profilimizi çizmeye koyuluyoruz. Fakat profilimizi nasıl çizelim diye düşünüyorum şu an. Şöyle çizelim arkadaşlar. Şöyle bir line alalım. Çift taraflı line'e çevirelim. Construction line'e çevirelim. Ve şöyle şuradan 75 mm olacak şekilde konumlandıralım. Konumlandırdıktan sonra bir tane e, center circle, circle alalım. Şöyle gelecek düzeyde tabii e, construction elementi kapatalım. E, radyusumuz 25'miş arkadaşlar. 25'i radyusu enterlayalım. Ondan sonra e, bu daireyle şu yatay çizdiğimiz çizgiyi ctrl ile tutup construction e, elementten tangentlik verelim. Okey diyelim. Şimdi arkadaşlar şu tarafı çizdik. Teker teker adım adım gideceğiz. Birazcık kafanız karışmasın diye yavaştan alıyorum. Sonra arkadaşlar e, şimdi şu tarafa 75 geldik. Bu tarafa 75 geldikten sonra e, aşağı ne kadar ineceğiz peki? Aşağı şu kadar inmemiz gerekiyor. Şimdi şuranın çapı 75 olan var. Çapı 50 olan içerideki. Çapı 75 olan dışarıdaki. Eee... Şimdi 75'i 2'ye böldüğümüzde 30 37,5 çıkıyor sanırım. Aynen 37,5 çıkıyor. Ee, şimdi 37 ile şu yarı çap daha var. Yani şu hizada olduğunu düşünürseniz arkadaşlar. Buradan buraya ve şuradan şuraya. Yani toplam şu uzunluk yani şu hizadan gelirse şu uzunluk toplam 37,5 artı yarı çap 25 olduğu için artı 25 olacak. Yani toplamda 60 kaç ediyor arkadaşlar? Yanlış hesaplamayayım şimdi. 62,5 ediyor sanırım. Aynen 62,5 ediyor. İnşallah yanlış değildir tabii şimdi. <laughs> Aşağı doğru bir hemen bir tane construction line'ı 62,5 olacak şekilde çizelim. 62,5 olacak şekilde enterlayalım. Okey diyelim. Şimdi bu 62.5'u da konumlandırmış olduk. Ee, bu buçuktan sonra ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Şunu yapmamız gerekiyor. Hmm, bakıyorum şimdi. 62.5 Şunu da çizelim arkadaşlar bu arada. Şimdi şurası 25. Şuradan şurası 32. Ee, bir de bunun kalınlığı var 16, ee, 30, 40, ee, 48, 48, 25 daha kaç ediyor? Toplayamadım ya şu an. 48, 25 daha, ee, yet, 72 yok 73. 73 ediyor arkadaşlar. Yani aşağı doğru 73 milimetre mm. uzatacağım bunu. Hemen çizelim. Onu da çizelim. 73'tü sanırım ya. Şuradan. Bu sefer şöyle yapacağım. Bunu çift taraflıyı tabii kapatalım. Şöyle 73 olacak şekilde şöyle çizim. Ondan sonra da tutup tanjantlık vereceğim. Canım bu sefer böyle yapmak istedi. Tuttum tanjantlığını verdim. Okey dedim. Ondan sonra arkadaşlar acaba şey yapabiliyor muyuz? Ha Tamam, tanjantlığını verdik. Tanjantlığını buranın verdikten sonra ee, nasıl yapalım, nasıl çizelim, nasıl çizelim diye düşünüyoruz. Ee, şimdi bunun şu büyük ee, 65 yarıçaplı ve 75 yarıçaplı merkezini çizmemiz lazım. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Center e, Circle'ımızı alalım. Tutamadık. Yine tutamadık. Allah Allah. Ha, Tuttuk. E, yarı çapımızı e, 75 bölü 2 olacak şekilde dairemizi çizelim. Büyük daireyi çizdim arkadaşlar. Ondan sonra da herhangi bir yere şöyle bir tane büyük daire konumlandıracağım ben. Canım bu sefer böyle yapmak istiyor. Yarı çapa 65'miş. 65 olacak şekilde bir tane Daireyi konumlandırdım. Zoom'dan çıkayım biraz. Bunu tutup şöyle getiririm. Şöyle bir şey olacak sanırım. Görüntüsü. Şöyle olacak pardon. Heh. Böyle yakınlaştırdıktan sonra arkadaşlar yine e Ctrl'ye basarak bu iki daire arasında bir tanjantlık veriyorum. Tamam diyorum. Ondan sonra arkadaşlar bu daireyle tekrar e şu çizdiğimiz construction element çizgisinin ee, ikisiyle hemen bir tane daha tanjantlık veriyorum. Okey diyorum. Şimdi ee, trimleyeceğiz çoğu yeri. Fakat trimlemeden önce şöyle bir bakalım. Bir hatamız bir şeyimiz var mı diye. Sanırım bir hatamız bir eksiğimiz bir gediğimiz yok. Hemen ee, bakın arkadaşlar iki daire var. Ve iki daireye şöyle yapayım. Şöyle bunu hareket ettirebiliyorum bu arada. Bunu neden hareket ettirebiliyorum? Çünkü bunun merkezinde olması gerekiyordu normalde. O zaman biz de merkezleri çakıştırırız. Bunun merkeziyle bu merkezi coincidence yaparım. Okey derim. Tanımlı hale gelir. Tanımlı hale geldikten sonra arkadaşlar şöyle yapalım. Biz iki e, dairesel objeyi tangent aralarına tanjant çekebilmek için e, bir tanjant line komutunu kullanıyorduk. Bir tanjant line'a e tıklayalım. E, bu daire ile bu daire arasında bir tanjant line komutu oluşturdum. Sonra arkadaşlar hemen tekrar düz çizgimi alıyorum. Düz çizgimi aldıktan sonra şuradan şöyle bir bakıyorum. 73'ten sonra direkt böyle gelmiş yani içe doğru kapanmış hemen içe doğru kapanacak şekilde acaba şöyle mi kapanıyor? Bakın tanjantlığı burada yakalıyor ama biraz yamuk oluyor sanırım. Acaba tanjantı direkt yandan mı alıyor, şöyle dik mi alıyor? Siz ne dersiniz arkadaşlar? Yani nasıl çizmemiz gerekiyor şu an? Altını göremediğim için ben de nasıl olduğuna karar veremedim. Fakat biz dik kapatalım bunu. Dik kapattıktan sonra arkadaşlar şöyle hemen Quick Trim'den ee, bizim için gereksiz olan yerleri şöyle trimleyelim. Şöyle şuranın içini de trimleyelim. Çizimimiz sanırım bu şekilde arkadaşlar. Buraya tanjantlık da verip de yapabilirdim fakat Sanırım tanjantlık yok orada çünkü dümdüz geliyor. Tanjantlık olup olmayacağını tam e, bilemiyorum. Bence yok gibi görünüyor. Hemen e, Exit Workbench deyip e, Pet kısmından, Pet Definition'dan yaklaşık 16 mm katılıyorum. Videoyu küçük bir bilgilendirme için kesiyorum arkadaşlar. İlk olarak kanalımıza abone olup like atmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. İkinci olarak ise izlemiş olduğunuz videonun çok daha fazlasını akademimizin hazırlamış olduğu kurslarda bulabilirsiniz. Profesyonel eğitmenler eşliğinde hazırlanan, gerçek zamanlı projeler ile desteklenen ve sonunda sertifika sahibi olabileceğiniz kurslarımızı videonun altındaki açıklama kısmına ekliyoruz. Önemli bir hatırlatma yapayım arkadaşlar açıklama kısmındaki linkler üzerinden kurslarımızı büyük indirimler ile çok daha ucuza satın alabilirsiniz. İndirimler sadece linkler üzerinden satın alımlarda gerçekleştirilir. Dersimize tekrardan devam edelim arkadaşlar. İyi dersler dileriz. 16 mm katladıktan sonra arkadaşlar bu arkadaşın yüzeyine tekrar gelip sketch açıyorum. Şimdi biraz yaptıklarımızı tekrar etmiş gibi olacağız ama bunları yapalım. Ee, Infinite line değil. Ee, line'dan çift taraflı line'dan construction'ı seçip tekrar merkezden 75 mm uzaklıkta bir construction line çiziyorum. Bu construction line'ı çizdikten sonra şöyle onun hizasında bir ee, construction line kapattıktan sonra center ee, circle çizeceğim. Bu center circle'ın ee, yarı çapı 11 olacakmış. 11'imi çizdim. Ee, peki bunu arasındaki mesafeyi de verelim arkadaşlar. Bu arkadaşla bu arkadaş arası 21 değil, 25 milimetre olacak. Hemen diğer tarafı da verelim. Şurası da 25 olacak. Tamam arkadaşlar, bu deliği açacağız. Ee, bu deliği açtıktan sonra Hatta ikisini beraber yapalım. Şöyle tekrar aşağıya 62.5 muydu 63.5 muydu ya orası. Ee, şimdi merkeze 75 bölü 2'miz var. Yani şuradan arkadaşlar 75 bölü 2 var. Ee, burası aynı hizada diye düşünürsek 25 burada var. Ee, 25 artı e 75 bölü 2 idi sanırım. 25 ile 75 bölü 2 topla 62 buçuk muydu 63 buçuk muydu 62 buçuk çıkıyor 62 buçuk olacak şekilde hemen Length'imizi 62 buçuk olacak şekilde Koyalım Koyduktan sonra Buraya da bir center rectangle'ımızı çizelim Ya da çizmesek mi arkadaşlar ya bunu sonra yapalım ya bunu bence şimdi çizmeyelim. Ben teker teker yapmak istiyorum bu sefer. Şunu şöyle kapatalım. Şunu bir keselim. Şunu bir pakıtlayalım. Şöyle bakalım. Tamam pakıtlasın burayı. Bunu pakıtladık. Sonra bir daha Sketch açalım. Bunu böyle ağır ağır yavaş yavaş yapalım ya. Şimdi arkadaşlar şuradan 75 olacak şekilde yani şuradan 75 bölü 2 olacak şekilde bir construction line çizelim. 25 bölü 2 olacak şekilde 37 buçuk buraya şuradan da 63 buçuk muydu 62 buçuk muydu ee, 37 buçuk buradandı 62 buçukta arkadaşlar length uzunluğu 62 buçuk olan bir tane e, construction line ekleyelim ondan sonra arkadaşlar hemen bir tane Dairemizi çizeceğiz. Bu dairemiz e, yarı çapı 75 bölü 2 olacak. Ben uzun yoldan yapıyorum arkadaşlar. Şu an kısa yoldan da yapabilirsiniz siz. Fakat ben böyle yapmak istedim bu sefer. Exit Workbench diyorum. Katıla diyorum. Ne tarafa doğru katılacak? Dışarı doğru katılacak. Dimension'ımız ne kadar? E, 63-16. eksi 63-16 eksi bize katıla diyorum. 47 milimetreymiş. Sonra bunun üzerine gelip bu yüzeye tekrar sketch açıyorum. Sketch açtıktan sonra tekrar construction line diyorum. Ee, construction line dedikten sonra buradan tekrar bir 75 bölü 2 milimetre bir construction line ekliyorum. Şöyle dik konumlandırıyorum. Sonra tekrar construction line'a geliyorum. Tekrar seçiyorum. Tekrar aşağı doğru 62.5 milimetre construction line ekliyorum. Dik koyamadım ha dik koyduktan sonra tekrar center, sektör, center e, circle diyorum ve bunu kesme işlemi için e, Yarı çapımız ne kadarmış yarı çapı 25 olan bir daire çiz diyor ondan sonra bunu da aşağı kadar kes diyor Şöyle duralım Bak diyelim Dimensionımız belli olmasın, up to next diyelim. Ne tarafı kesiyor? Bir sonrakine kadar kesiyor. Bakalım arkadan çıkıyor mu? Çıkıyor. Okay diyoruz ve kesimimizi tamamlıyoruz arkadaşlar. Ee, şimdi diğer bir şeye geçecek olursak, şunu çizeceğiz. Bunun sol tarafını göremiyorum şurasını. Nasıl olduğunu? Acaba dümdüz mü geliyor? Yoksa farklı bir şekilde mi geliyor? Şöyle yapalım biz yine. Ee, bu yüzeye gelip sketch açalım. Sketch açtıktan sonra şöyle hmm, nasıl yapalım? Bir profilden başlayalım şöyle çizmeye. Şuradan şöyle bir gelsin bakalım. Şöyle yapalım. Arkadaşlar bu profilde şöyle çizebiliyorduk biliyorsunuz. Veya şöyle de çizebiliyorduk. Yani şuradan tutarım. Heh, şöyle mesela istersem çizebilirim. Zaten çizdim gördüğünüz üzere istersem değil. Ee, çizimi tamamlıyorum. Şimdi ben bunu yapmak için arkadaşlar buradaki yarı çap neydi? Şu dışarıdaki yarı çap 75'ti. Şimdi ben bunun constraint deyip e, şuradaki yarı çapı 75 yapacağım ama 75 bölü 2 yapacağım yani. Şöyle hemen 75 bölü 2 olacak şekilde yapayım ben bunu. Ondan sonra arkadaşlar e, şuranın uzunluğunu şöyle constraint diyeyim. Şuranın uzunluğunu e, ne kadarmış? 16 vermiş. 16 vermiş. Ondan sonra başka verilen bir şey var mı diye bakıyorum arkadaşlar. Eee Başka verilen bir şey Sanırım yok ya Tekrar bir bakayım Aynen yok ee, Tekrar Constraint gibi arkadaşlar hatta Constraint'i de iki defa tıklayıp Burayla buranın arasındaki e, Durumu coincidence yapalım Burayla bura arasındaki durumu Coincidence yapalım Şöyle birazcık yaklaşalım arkadaşlar Şu noktayla Eee şu yüzey arasındaki ee, Şöyle yapalım Geri gelemiyorum Horizontallik durumunu Yapalım Horizontallik durumu hmm, Buradan yakalıyor Onu o zaman şöyle yapalım arkadaşlar Şöyle constraint diyelim Şurayla şura arasında Eee coincidence dersek bir sonrakine mi bağlandı? Biz içeridekine mi bağlanmaya çalışıyorduk? Onu da karıştırdım şu an. Bir bakayım. Şöyle bir. Şimdi şu içerideki şu da dışarıdaki olması gerekiyor. R'miz 75. Tamam. Burayla burayı bizim şöyle Coincidence deyince olmuyor Heh, Aynen Con, Concentracy Dememiz lazımdı ben yanlışlıkla devamlı Coincidence'a Takılı kalmışım devamlı coincidence'a tıklıyorum Okey diyoruz ondan sonra şöyle bakıyoruz tam oturmuş yuvarlak şeylerde arkadaşlar Bunu kullanıyoruz bu komutu kullanıyoruz yani yapıştırmak için oraya Exit Workbench diyorum Exit Workbench dedikten sonra katılaya geliyorum ne kadar katılasın diye soruyor. 47 mm katılasın diyorum. Katladıktan sonra arkadaşlar şöyle bir bakıyorum. Aynen sanırım olması gerektiği gibi oldu. Şuraya hemen bir pah kırıyorum arkadaşlar. Ne kadar bir pah kırmam lazımmış? 25 radyüsü 25 olan bir ee, hemen şuradan şöyle şurayı radyüslüyorum. Ondan sonra tekrar şuraya bir skeç açalım. delmemiz için şöyle birazcık yaklaşalım. Şuraya herhangi bir center, center rectangle çiziyorum. Yarı çapını 10 olacak derecede ayarlıyorum. 10 ayarladıktan sonra constraint kısmına gelip bu noktayla şuradaki noktayı yakalayıp bunların arkadaşlar bakın tekrar yatay oluyor görüyorsunuz değil mi? Yani bunun e, horizontal veya vertical limitini ayarlamanız lazım. Yani ben burada mesela vertical limit ayarlamak istiyorum. Vertical olarak diyorum ki buna e, 24 olmayacaksın. Sen 25 olacaksın. enterlıyorum Sonra tekrar constraint diyorum. Tekrar yaklaşıyorum. Tekrar bu noktayla e, bu noktanın arasındaki mesafenin 25 olması gerektiğini söylüyorum. enterlıyorum Exit Workbench diyorum. Şöyle bir bakıyorum, Pakıt diyorum, aptona kadar kes diyorum, okey diyorum ve çizimimi tamamlamış oluyorum arkadaşlar. Şurasında bir hata var mı yok mu bilmiyorum tam olarak, ama altını görmediğim için ve e, matematiksel verilere dayandığında paralel e, tanjantlık görmediğim için burada tanjantla tamamlamadım. E, muhtemelen böyle bunun alt kısmı. Zaten benzeri de, hatta aynısı oldu. Yani bir hata olduğunu zannetmiyorum. 14. dersimiz bu kadardı arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. 15. derste görüşmek üzere.